Merhaba, webinarımıza hoş geldiniz. E, yaz döneminden önce çeşitli webinarlar yaptık ve katılımcılarımız e, memnun oldular. E, yaz sezonu geçti ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, bugün sizlerle altyapı tesisatlarının kahramanı Apollo Labor'u'yu tanıştıracağım. E, konumuza başlamadan önce kendimi tanıtayım. İsmim Özlem Özer. E, 8 senedir Wavin'de ürün müdürü olarak çalışıyorum. E, 2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden makine mühendisi olarak mezun oldum. Çeşitli yenilenebilir enerji kaynakları projelerinde çalıştım e, ve dediğim gibi şimdi Wabin'deyim. E, öncelikle içeriğimden bahsedeyim size. Şirketimizi tanıyacağız, Vavin hakkında bilgiler vereceğim. E, daha sonra Apollo Boru ile tanışacağız. Güvenli ve verimli su tedariği ne demek, ne yapmamız gerekir, ne durumdayız bunu konuşacağız. E, daha sonra soru ve cevaplarınızı alacağım e, ve bugünkü oturumumuzu kapatacağız. E, dinlediğiniz süreç içerisinde aklınıza gelen soruları lütfen chat bölümünde şimdiden yazın. ...sunumu tamamladıktan sonra onlara da bakıyor olacağım. Evet, öncelikle şirketimizi tanıyalım. vavin olarak biz Orbia Şirketler Grubu'nun bir parçasıyız... ...ve tüm dünyada topluluğun inşaat ve altyapı iş kolunu temsil ediyoruz. Ekranda görebileceğiniz gibi Orbia'nın hassas tarımdan inşaat ve altyapıya... polimerden flor gazına ve data iletişimine kadar uzanan... ...farklı iş kollarında faaliyet gösteren global bir firma... Şirketimizin yaklaşık cirosu 2019 yılı sonuçlarına göre 6 milyar dolar, 22 bin civarında çalışanımız var ve yüzden fazla ülkede faaliyet gösteriyoruz. Daha önceden şirketin adı Mexikem'di. 2019 yılında Orbia olarak değişti. Hatta bugünlerde ismimizin yıl dönümü zamanları. Orb ve Bia hecelerinden oluşan Orbia küresel güç anlamına geliyor. Az önce bahsettiğim gibi biz Wavin olarak Orbia'nın inşaatı ve altyapı iş kolunu temsil ediyoruz. Geçen sene yeniden oluşturulan yapıyla birlikte Orbia'nın Wavin gibi faaliyet gösteren diğer şirketleri Amanco, Pavco, Plastigama gibi şirketleri e, isimlerinin ünvanlarına e, Wavin ticari ismini eklediler. E, önümüzdeki süreçte bu şirketler de sadece e, tek ve güçlü marka olan Wavin ismiyle temsil edilecekler. E, globalde Wavin'e bakacak olursak e, 40'tan fazla ülkede 12.000 çalışanı ile dünyanın en büyük plastik ve boru boru ve ek parça üreticisi grubunu oluşturuyor. E, ısıtma ve soğutmadan, atık suya, yağmur yönetiminden, altyapı ve kanalizasyona ulaşan e, çok geniş ürün portföyümüz ve çözümlerimizle sizlere hizmet veriyoruz. Bu hizmeti de bayilerimiz aracılığıyla yapıp ürünlerimizi en ideal koşullarda sizlere e, sunuyoruz. E, Türkiye'ye gelecek olursak e, 1971 yılında Pils olarak faaliyete başladı şirketimiz. E, 2008 yılında da Vavin ailesine katıldı 2012'de ise tüm Vavin'ler eski adıyla Meksikem, yeni adıyla Orbia grubunun bir parçası oldu. Türkiye'deki üretim merkezimiz Adana'da. Burada yüksek kalitede boru ve ek parçaları üretiyoruz. Bazı ürünlerimizi ise yurt dışı fabrikalarımızdan temin ediyoruz. Adana'daki işletme merkezimizde yer alan Vavin Akademi sektörün ilk eğitim merkezi ve 2014'te açıldı. O günden bugüne 10 binin üzerinde ziyaretçi ücretsiz eğitim imkanı sundu. Dört bölge satış müdürlüğümüz, Adana ve İstanbul'da iki depomuz ve Türkiye'nin her yayına yayıl, yayılmış bayi örgütümüz ile sizlere hızlı cevaplar vermeye çalışıyoruz. E, ekranda aynı zamanda e, logomuzun evrimini görüyor e, Daha önce ifade ettiğim gibi Orbia'nın inşaat ve altyapı iş kolu tüm dünyada artık sadece Wavin ismiyle ter temsil ediliyor. Biz de bu çerçevede logomuzdan Pilsa'yı kaldırdık fakat Adana'da ürettiğimiz ürünlerin üzerinde Pilsa markalaması kullanılmaya devam ediyordur. E, Wavin gibi büyük şirketlerin ticari karın yanı sıra e, odaklanması gereken tabii ki bazı e, önemli meseleler var. Bu anlamda faaliyetlerimizi sürdürürken kendimize belirlediğimiz e, ve bütün faaliyetlerimizin merkezinde yer alan çok çok önemli bir amacımız var. O da sağlıklı ve sürdürülebilir ortamları inşa edebilmek. E, bu amacımızı gerçekleştirmek için bize kılavuzluk edecek dört tane temel ilkemiz var. Bunlar güvenli ve verimli su tedariği, daha iyi tesisat ve hijyen koşulları, iklim şartlarına dayanıklı şehirler ve daha iyi bina, bina performansı. Ürünlerimiz ve faaliyetlerimizle daha iyi bir dünya yaratmak için çabalıyoruz. Birazdan irdeleyeceğimiz Apollo OPVC 9 canlı altyapı borumuz güvenli ve verimli su tedariği sağlama ama, amacımıza güzel bir örnek teşkil ediyor. E, şirket tanıtımımızı da tamamladığımıza göre e, konularımıza yavaş yavaş başlayalım. Güvenli ve verimli su tedariği ne demek? Güvenli ve verimli su tedariğini anlamak için öncelikle kentsel su döngüsünün nasıl çalıştığını iyi bilmek gerek. E, öncelikle yaşadığımız binaların, hastanelerin, Okulların yani tüm binaların bir atık suyu var bildiğiniz gibi. E, bu lavabolardan gelen atık su öncelikle bir arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra büyük su havzalarına geri gönderiyor, gönderiliyor. E Bu havzada yağmur suyu gibi, yeraltı kaynak suları gibi doğal yollarla gelen sular da var. Yani bunların tamamına bir su kaynağı olarak dersek. E, bu su kaynağından alınan su yine kullanım yerine göre gerekli işlemlerden geçirildikten sonra binalarımıza kullanım suyu olarak Borular aracılığıyla taşınıyor. Biz buna yani bu dağıtımın tamamına su dağıtım şebekesi diyoruz. Ve bugün konumuzu oluşturan apollo borularımız da bu kullanım suyunu kullanım yerine ulaştırılmak amacıyla kullanan borulardır. Peki acaba biz kaynağından aldığımız suyun tamamını kullanım yerine kadar verimli bir şekilde taşıyabiliyor muyuz? Eğer aldığımız suyun tamamını binaya kadar taşıyabilsek verimimiz %100 olurdu tabii ki. Ancak maalesef tüm dünyada kaynağından alınan suyun büyük bir bölümü yerine varamadan kayboluyor. Nasıl? Kayıp fiziki kayıp veya idari kayıp olarak iki tipte oluyor. İdari su kayıpları yapılan yanlış ölçümler veya izinsiz su kullanımı gibi sebeplerden kaynaklanıyorken fiziksel su kaybı ise boru çatlakları, ek parça sızmaları, depo kaçakları, bakım onarım sebebiyle kullanılamadan yer, kullanılamadan yerine varamadan kaybolan e, suyu gösteriyor. Peki dünyada durum burken Türkiye'de durum ne diye sorarsanız yapılan ölçüm ve hesaplamalara göre resmi olarak su kayıp, kayıp kaçak oranımız yüzde %36. Ancak gerçekte bu oranın yüzde %60 civarında olduğunu biliyoruz. Çünkü kaybın tam olarak ölçülememesi e, durumu var. Kayıp kaçak ile mücadelede en önemli sorun zaten bu kaybı nasıl ölçü, ölçeceğimiz. Yani biz kaynaktan aldığımız 100 litre suyun ancak Türkiye'de 40 litresini kullanabiliyoruz. Düşünebiliyor musunuz? 60 litre suyu yolda kaybediyoruz. Sonsuz su kapasitesi olmadığını biliyoruz ve Türkiye olarak yarı kurak iklime sahip bir ülkeyiz. Ve dolayısıyla buradaki riskin ciddi anlamda farkına varmamız gerekiyor. Kayıp kaçak ile mücadele edilebilmesi için 2015 yılında bir yönetmelik yayınlandı ve kayıp kaçak oranının kademeler olarak %25 seviyelerine kadar indirilmesi yönünde aksiyon alındı. Ancak uygulamada başarılı olamadık. Dediğim gibi buradaki en önemli sorun öncelikle kaçağın nasıl olduğunu tespit etmek ve sonra da tabii ki bunu önlemek için harekete geçmez, geçmek. Umuyoruz ki bu konuda yetkililer de gerekli çalışmaları yapacaktır. Şu anda dünyada özellikle Avrupa'da kayıp kaçak miktarının azaltılması yönünde çok 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 ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Biz de Wabin olarak bu konuda kendimizi sorumlu hissediyoruz ve fiziksel kayıpların en aza indirilmesi için çalışıyor ve Apollo boruyu sizlere sunuyoruz. Bildiğiniz gibi temiz su taşımasında bugün UPVC ve polietilen borular yoğun olarak kullanılıyor. Bugün Borumuzu size sunacağımız borumuz Apollo. Aslında biz Vavin Türkiye'de OPV'si Apollo boruyu 2015 yılından beri üretiyoruz ve satışını da gerçekleştiriyoruz. Ancak çok daha fazla yayılmasını ve herkesin bu borudan faydalanmasını istiyoruz. E teknoloji olarak bakarsak yeni bir teknoloji mi bu? Aslında çok yeni bir teknoloji değil. 70'li yıllara kadar geri gidebiliriz ilk üretimlerini görmek için. Evet, borumuzu biraz yakından tanımamız gerekir ve ee, bunu yapabilmek için de öncelikli olarak o OPV'si, boru nasıl üretiliyor biraz bundan bahsedeyim. Üretim yöntemi biaksiyal yani çift yönlü üretim teknolojisi. Normalde boru üretilirken tek yönlü bir hareket vardır. Ekstrüderde ham madde çekilirken boru üretilir yani boruyu tek yönlü olarak boyuna doğru çekersiniz. Biaksiyal boru üretim teknolojisinde ise boru üretim sırasında uygun basınç ve sıcaklıkta hem enine, hem de boyuna doğru çekiliyor. Görselde görebileceğiniz gibi moleküller hem enine hem de boyuna doğru oryantol olmuş oluyor. Yani düzene giriyor. İşte bu teknoloji üretim sırasında boruya üstün özellikler kazandırıyor. Bu özelliklerin neler olduğunu az sonra göreceğiz. Sağ taraftaki fotoğrafta üretim anında borunun nasıl çift yönlü çekilerek, genişletilerek üretildiğini görebilirsiniz. Peki OPVC ne demek? OPVC Oriented Polyvinyl Klorit baş harflerinden oluşuyor. Yani moleküler oryantasyona tabi tutulan PVC anlamına geliyor. PVC bizim için çok yabancı bir ham madde değil. Gelelim Apollo borunun avantajlarına. Apollo boru gerçekten kullanıcılarına çok fazla avantaj sağlıyor. Hem mekanik hem hidrolik hem de uygulama açısından. Şimdi bazı özelliklerini sırayla inceleyelim. En önemli mekanik özelliklerinden biri yüksek darbe dayanımına sahip olması. Apollo boru standart UPVC borudan en az 2 kat daha yüksek dayanıma sahip. Hele de soğuk havalarda bu durum 4-5 katına kadar artıyor. Soğuk havalarda UPVC boruyu döşeme yapamazsınız çünkü kırılganlığı artar ama Apollo kullanıyorsanız soğuk havalarda, eksi derecelerde bile boruyu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Biz buraya boşuna dokuz canlı demiyoruz. Şimdi size bununla ilgili bir video seyrettireceğim. E, bu video çekilirken buraya farklı farklı kuvvetler uygun alınıyor. Ama videoda görebileceğiniz gibi borumuz canlı bir şekilde hayatına devam etmeye devam ediyor. <laughs> Evet şaşılacak şey ama bugün size çok fazla güzel özellikten bahsedeceğim. Ee, diğer en önemli mekanik özelliklerden biri borunun esnek olması. Biyaksiyal üretim teknolojisi sayesinde Apollo boru standart UPVC borudan çok daha esnektir. 11 dereceye kadar olan hareketlerinde ek parça kullanmadan boruyu döşeyebilirsiniz. Bu da demek oluyor ki çok çok daha az ek parça kullanacaksınız. Bir diğer önemli özellik borunun hidrostatik dayanımının yüksek olması. Ne demek bu? Borunun ömrünün uzun olması anlamına geliyor. Basınç altına çalışan tüm borular zamanla yaşlanır ve ömrünü tamamlarlar. Standartta bahsedilen ömür 50 yıl. Grafikte görebileceğiniz gibi 50 yıllık sürede e, ham maddelerine göre boruların e, ömürleriyle ilgili bir grafik var. Grafiğin yatay ekseni süreyi gösteriyor. E, 50 yıllık sürede o PVC hem UPVC'den hem de P 100den çok daha yüksek dayanımına sahip olduğu bu grafikte görülebiliyor. Yani eğer aynı şartlarda, aynı basınçta P100 veya UPVC yerine OPVC tercih ederseniz, boruyu daha uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz demektir bu. Yine önemli özelliklerden biri borunun düşük çatlak ilerleme hızına sahip olması. Biaksiyal üretim sayesinde molekül diziliminin diğer borulardan farklı olduğundan bahsetmiştim soldaki fotoğrafta görebileceğiniz gibi borunun kesiti sanki üst üste gelmiş yapraklar gibi. Bu sayede sır çatlaklarının oluşsa dahi ilerlemesi çok zor ki zaten borunun darbe dayanımının ne kadar yüksek olduğundan bahsetmiştim. Yani çatlağı oluşturmanız çok zor ama oluşursa çatlağın ilerlemesi de mümkün değil bu yapı sayesinde. Birçok mekanik avantaj gördük. Şimdi biraz da hidrolik avantajlardan bahsedeyim. Apollo boru diğer rakiplerine göre daha geniş iç akış alanı sağlıyor. Neden? Çünkü birkaç slide önce yüksek hidrolik dayanımı olduğundan bahsetmiştim. Bu da bu özellik Apollo boruyu daha ince üretmemize olanak sağlıyor. Ekrandaki fotoğrafta aynı basınç dayanımına sahip OPVC, UPVC ve polietilen boruyu bir arada görüyorsunuz. Dikkatli bakarsanız et kalınlıkları arasındaki farkı zaten gözle ayırt etmeniz de çok kolay. UPVC'nin polietilenden o ise her ikisinden birden oldukça ince olduğunu dikkat ederseniz görebileceksiniz. Borunun et kalınlığının ince olması, dolayısıyla iç çapının büyük olması, borunun içinden daha çok su geçmesi anlamına geliyor. Böylece aynı yatırım ile daha çok haneye su götürmek mümkün su taşıyoruz değil mi? Suyu kaybetmeden verimli bir şekilde son noktaya götürmemiz lazım. Bunu yaparken de sürtünme kayıplarınız çok az olacak. Sürtünme kaybının az olması demek daha düşük elektrik harcamanız demek pompada. Ayrıca bu sayede basınç değişimlerinde oluşabilecek su koçu darbesine de daha yüksek dayanım sağlamış olacaksınız. Tabloda da görebileceğiniz gibi iç çap ve akış alanı daha geniş, et kalınlığı ise rakiplerine göre neredeyse yarı yarıya. Borumuzun entegre ve sızdırmaz yapıda bir contası mevcut. Standart tipteki contaya sahip borulara göre bu da bir avantaj sağlıyor. Conta üretim sırasına takılıyor ve bir daha çıkmıyor. Altyapı borularında sıklıkla görülen boruya kök girmesi veya ve bu köklerin akışı kesmesi gibi problemler de önlenmiş oluyor. Gelelim uygulama ile ilgili avantajlara. Size mekanik avantajlardan bahsettim, hidrolik avantajlardan bahsettim. Uygulamada çok çok büyük avantajları var. Ee, biraz önce borunun et kalınlığının diğer alternatiflerinden çok daha ince olduğundan bahsetmiştim. Dolayısıyla boru hafif. ince olması demek borunun hafif olması demek. Taşıması çok kolay. Ee, araçtan indirip yapı, uygulama yapılacak alana kadar iki kişi rahatlıkla boruyu taşıyabilir. Contalı birleştirme olma, olduğundan dolayı da uygulamayı hızlı tamamlarlar örneğin diğer alternatiflerde olabileceği gibi soğuma süresi gibi bir bekleme süresine gerek yok. O PVC borular contalı U PVC, tüm ek parçalarıyla uyumlu. U PVC veya döküm, düktil ek parçalar kullanabilirsiniz boruları birleştirmek için. Ve en önemlisi dar kazı alanlarında kolaylıkla uygulanabilir. Sağ taraftaki resimde görebileceksiniz. Yaklaşık 1 metre derinlikte ve borunun sığabileceği kadar açılan bir kazı alanında borular yukarıda birleştirilip aşağıya indirilerek uygulama tamamlanabilir. Darbe dayanımı yüksek olduğu için yataklama konusunda da hassas değil. E tabii ki hassas değil derken borunun üzerine büyük kaya ve taş parçaları atılmamalı ya da boru döşenirken alttaki sivri çıkıntılı taşlar kaldırılmalı. Ama hendek açılırken çıkartılan toprak aynen doldurma amaçlı kullanılabilir. E normalde kullanamıyorsanız bu toprağı bir de onu tekrar bir hafriyat alanına götürmeniz gerekir. Böyle bir şeye ihtiyaç yok. Yataklama için ince kum vesaire taşı getirmenize gerek yok. E, uygulamada sağladığı avantajlar özellikle polietilen boruya karşı çok 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 ciddi bir ekonomi sağlar. Yani polietilen boruda e, yaşayacağınız uzun döşeme süresini e, burada e, yaşamıyorsunuz. Poletlen boruyu uygularken önce kangalı açıp boruyu güneşte bekletip düzgün olmasını sağlamanız gerekir. Sonra geniş bir hendek açmanız ve boruyu hassas bir şekilde aşağı indirip bu geniş hendekte kaynak yapmanız gerekir. O kaynağın bir de soğuma süresi var. Bu süreç içerisinde hendeyi kapatamazsınız. Dolayısıyla uzun bir uygulama. Apollo uyguladığınızda ise bu süreyi 3'te 1 azaltabileceğinizi söyleyebiliriz. Ya da aynı süredeki uygulamada çok daha uzun kilometrelerce döşeme yapabileceksiniz. Aynı şekilde bir problem olduğunda burada tamir yapmak da kolay. Üstünü açıp contalı yöntemle tamir yapıp birkaç saat içinde üstünü kapatıp sisteme su verebilirsiniz. Sunumun başında bahsetmiştim. Bu tamirler sırasında e, ana noktadan e, alınıp binalara getirilen su e, kaybı ciddi oranda. Yani boş akıyor o sırada su ama hızlı tamir yapabilirseniz e, suyun tedariğinde yine kayıp kaçağı azalmış olursunuz. Şimdi bu Apolloborların uygulaması ile ilgili bir video izleteceğim sizlere. E, uygulamanın kolay olduğunu da bu şekilde görmüş olacaksınız sizlerde. <laughs> Evet umarım siz de bizim gibi kolay e, olduğunu uygulamanın e, anlamışsınızdır videoda kullanmayanlar için söylüyorum. E, gördüğünüz gibi Apollo Bor'un avantajları gerçekten saymakla bitmiyor. E, bu kadar özelliği yanı sıra e, fiyat olarak da gayet rekabetçi olduğunu söylemek istiyorum burada. E, mutlaka e, bölgelere başvurarak bu konuda bir deneyimleme yapmanızı tavsiye ederim. E, değinmek istediğim diğer bir konu da e, e, orijinal ham madde konusu. Apollo laborular %100 orijinal ham maddeyle üretiliyor. Zaten e, özel bir üretim teknolojisi olduğundan bahsetmiştim. E, ve bu e, üretim e, sırasında yabancı maddelere yer yok tabii ki. E, ancak diğer e, alternatiflerin saflığı konusu e, tabii ki bir tartışma konusu. E, ham maddeler normalde bazı teknik özellikler sağlıyor. Esneklik, yumuşaklık, dayanım gibi. Ama siz bu ham maddeyi %100 saflıkta kullanmadığınız sürece bahsedilen bu e, teknik avantajlar maalesef gitgide Azal azalıyor. Eğer Apollo boru kullanırsanız size saydığım bu avantajların tamamına %100 sahip olabileceğinize emin olabilirsiniz çünkü ham madde olarak yabancı bir madde kullanma şansımız e, zaten e, yok. Evet, e, genel olarak bugün e, sizlere paylaşmak istediğim maddeler bunlardı. Bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Web sayfamızı inceleyebilirsiniz. Çeşitli referans projelerimiz var. Sosyal medya hesaplarımızda da bu projelerle ilgili bilgiler paylaşıyoruz. Ciddi anlamda kullanılıyor. Kullanıldığı yerleri bu şekilde görebilirsiniz. Bölge müdürlüklerimizden ulaşıp hem daha detaylı bilgi hem fiyat anlamında yardımcı olabilirsiniz. Oradan alabilirsiniz. Ben şimdi bir yandan sorulara bakacağım. Ee, enerji verimliliği açısından kıyaslarsanız Apollon'un bu anlamda bir üstünlüğü var mıdır diye bir soru gelmiş. Ee, borunun iç çapının e, geniş olduğundan bahsetmiştim. E, et kalınlığı çok ince çünkü diğer rakiplerine göre. E, et kalınlığı ince ise basınç kaybınız daha az. Dolayısıyla daha e, düşük kilowattlı bir pompa kullanarak suyu bir yerden diğer bir yere taşıyabilirsiniz. Bu da enerji verimliliği sağlamış oluyor. Ee, borunun üzerinden e, o araçlar geçiyor ve kırılmıyor. Gerçekten çok şaşırtıcı. Tebrik ederiz. Ee, gerçekten öyle. Biz de bu görüntüleri izlediğimiz zaman gerçekten şaşırıyoruz. Ee, yani plastik bir borunun bu kadar dayanımlı olması işte üretim teknolojisinden kaynaklanıyor. Borunun kurşunsuz olması da ayrı bir önem arz ediyor. Tabii ki bu anlamda Vavi'nin söylediğim gibi sağlıklı ve sürdürülebilir şehirler yaratmak gibi bir amacı var. Dolayısıyla biz üretimimizde kurşun kullanmıyoruz. Bu şekilde bir avantaj sağlıyoruz çevreye hangi renklerde boru üretiliyor? Şu anda borumuzun rengi gördüğünüz gibi 5 krem ama tabii ki farklı ihtiyaçlar varsa değerlendirilebilir. Genel olarak bunlar yeterli görünüyor. Apollo borumuz altyapı tesisatlarına kullanabilmeniz için gerekli birim fiyat listelerinde yer alıyor. Poz numaraları da var. Teknik kataloglar, detaylar web sayfamız üzerinden ulaşılabilir. Bu sırada sorular gelirken bir yandan da Başka bir konuya daha değinmek istiyorum. Ee, belki Türkiye bu konuda çok daha aydınlanmış durumda değil, bunu çok fark etmiş durumda değil ama Avrupa'da bu anlamda da ciddi bir çalışma var toprakta tahmin edebileceğiniz gibi bazı atıklar, kimyasal bir e, içerik olabiliyor. Ve borular buradan geçtiğinde kilometrelerce düşünün içme suyunu, kullanım suyunu bu hatlar içerisinde taşıyorsunuz bir noktadan bir noktaya. Ve topraktaki bu zararlı e, içerik maalesef e, mesela polietilen boruların içine geçebiliyor. Yani e, borunun e, ilk başlangıç noktasında yapılan analizle son noktasında yapılan analiz farklı oluyor. Yani bu şekilde ispatlanmış ki topraktaki zararlı içerik suyun içerisine e, geçebiliyor. E, dolayısıyla yurt dışında mesela polietilen burların dışında e, bu e içeriğin geçmemesini engelleyecek kılıfla üretimler yapılıyor. E, bu ne zaman ortaya çıkar? Bu borunun e, molekül yapısı açık olduğu zaman oluşuyor. E, Apollo boruyu bu anlamda da güvenle kullanabilirsiniz çünkü üretim sebebiyle, moleküler yapısı sebebiyle Apollo boru kapalı hücreli bir boru e, ve e, ilk noktadan son noktaya kadar boru aynı e, temizlikte kullanılabiliyor. E, belediyelerde örnek uygulamalarınız var mı? E, dediğim gibi sosyal medya hesaplarından ve web sayfasından ta takip edebilirsiniz. E, çok ciddi referanslarımız var. E, çalıştığımız birçok belediye var. E, Anadolu'nun farklı yerlerinde e, kullanılabiliyor borumuz. O PVC'lerin yaygınlaşması hakkında bir bilginiz var mı? Ne kadar sürede yaygınlaşır? Pazar bu yönde nasıl ilerliyor? Yani biz kendi açımızdan kontrol edebiliyoruz tabii ki. 2015 yılında üretime başladığımızdan beri ciddi bir talep var ve büyüme gerçekten her sene katlanarak devam ediyor. Sonuçta borunun mekanik avantajları ortada. Çok kolay bir şekilde kıyaslayabilirsiniz. Size de bir örnek uygulamada kullanmanızı tavsiye ederim. Bunu daha net görebilmeniz için. Sanıyorum herhalde sorularımız bu kadar. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi serilerimize tekrar başlıyoruz. Vavin'le ee, kalın, bilgilenmeye devam edin. Görüşmek üzere.